Edebiyatı sevenler ve bu heyecanlı yolculuğa yeni başlayanlar. Merhaba. Yazmaya başladığı 1930'lu yıllarda Mopassan, Çeho ve Gorki tekniğiyle yazılan hikayeler gündemdeyken kendi kişiliğiyle hikaye kişilerini birleştirerek yeni bir üslup ve teknik oluşturan bir yazarın, Said Faik Abasıya'nın hikayelerini tanıtmaya çalışacağız. Hoş geldiniz. Öykülerini daha çok birinci tekil kişi anlatımıyla yazan Said Faik Abasıyanık, 23 Kasım 1906'da Adapazarı'nda doğar. İlk öğrenimine Rehberi Terakki adlı özel bir okulda başlayan Said Faik, Kurtuluş Savaşı sonrasında ailesinin İstanbul'a taşınması nedeniyle öğrenimine İstanbul Sultanisi'nde devam eder. Orta öğrenimini Bursa Lisesi'nde tamamlar. Bursa Lisesi'ni yatılı öğrenci olarak okuyan Said Faik, liseden sonra bir süre İstanbul Edebiyat Fakültesi'ne devam eder. Babası Mehmet Faik Bey, yazarımızın ticaret öğrenmesini istediği için fakülteyi bıraktırır ve onu İsviçre'ye gönderir. Said Faik İsviçre'de çok sıkılır. Okulunu da İsviçre'yi de sevmemiştir. Oradan Fransa'ya geçer. Sanatçı ve avare kişiliğinin oluşmasında derin etkileri olan yurt dışı eğitiminin bir türlü bitmemesi babası Mehmet Faik Bey'i öfkelendirir. "Yeter bu kadar okuma." demesiyle eğitim biter. Yazarımız ticaret hayatına atılır ancak bu deneyimi de yolunda gitmez. Babasının bulduğu ortak kendi çıkarlarını kolladığı için açılan iş yeri zararla kapanır. 1939'da Mehmet Faik Bey'in ölümü yazarımızı derinden sarsar. Çalışma yaşamı, kısa süre öğretmenlik ve sonrasında bir gazetenin adliye muhabirliğiyle devam eder. Bu tür saatli ve düzenli işlerin kendine göre olmadığını anlayan Said Faik annesiyle yaşamaya başlar. Artık yazmak ve dilediği gibi yaşamak için özgürdür. 1948'de siroza yakalandığını öğrenen yazarımız, 1953 yılında modern edebiyata yaptığı hizmetler nedeniyle Amerika'daki Mark Derneği'ne onur üyesi seçilir sıkı bir perhiz uygulamasına rağmen yakalandığı hastalıktan kurtulamaz, 11 Mayıs 1954'te genç sayılacak bir yaşta hayatını kaybeder. Annesi Makbule Hanım, oğluyla birlikte yaşadığı Burgaz'daki köşkü Darüşşafaka Cemiyeti'ne bağışlar. 1964 yılında bu köşk Said Faik Müzesi yapılır. Makbule Hanım'ın oğlunun anısını yaşatmak için kurduğu Said Faik hikaye armağanı ise günümüzde de sürmektedir öykülerini daha çok ben öyküsel anlatım tekniğiyle yazar. Dile getirdiği konu, olay ve iletiler doğrudan kendinin mi yoksa yarattığı karakterlerin öyküsü mü gerçeğini birbirine karıştırabileceğimiz Said Faik, edebiyat çalışmalarına lise yıllarında başlar. İlk öyküsü İpekli Mendildir. Kendinden dinleyelim. Musa lisesi 10. sınıftaydım. Edebiyat hocamız bir vazife yazmamızı istedi. Ben İpekli Mendil isimli bir hikaye yazıp verdim. Ertesi ders hoca bu hikayemi bütün sınıfa okuttu. Neden okutuyordu bir türlü anlayamamıştım. Meğerse hikayeyi çok beğenmiş. Sonra beni yanına çağırıp eğer böyle yazmakta devam edersen iyi bir hikaye yazabileceksin demişti. İşte ilk bu şekilde başladım yazmaya. Öğretmeninden aldığı cesaret ve teşvikle ikinci öyküsü Zembere'yi yazan Sait Faik yolunu çizmiştir artık. Semaver 1936'da, Sarnıç 1939'da, Şahmerdan 1940 yıllarında yayınlanır. Eleştirmenlerin ilk dönem öyküleri adını verdikleri bu üç eserden sonra bir süre yazdıklarını yayınlatmaya ara veren Sait Faik, 1940 yılında Medar-ı motoru adlı ilk romanını yazar. Yazmaya tekrar nasıl başladığını haritada bir nokta adlı öyküsünde söz vermiştim kendi kendime. Yazı bile yazmayacaktım. Yazı yazmak da bir hırstan başka neydi? Hırs, hiddet neme gerekti? Yapamadım. Koştum tütüncüye, kalem kağıt aldım. Oturdum. Adanın tenha yollarında gezerken canım sıkılırsa küçük değnekler yontmak için cebimde taşıdığım çakımı çıkardım. Kalemi yonttum yonttuktan sonra tutup öptüm, yazmasam deli olacaktım diye aktarır. Öykülerinde İstanbul'un kenar mahallelerini, yoksul insanlarını, fabrikalarını, kahvehanelerini, meyhanelerini ve balıkçılarını gerçekçi bir üslupla aktaran Said Faik, 1948'de Lüzumsuz Adam, 1950'de Mahalle Kahvesi, 1952'de ise Havuz Başı ile aynı yıl çıkan Son Kuşlar adlı kitaplarını yayınlatır. Üçüncü dönem öykülerinden oluşan Alemdağ'da Var Bir Yılan ölümünden iki ay önce yayınlanır. Kayıp Aranıyor adlı romanı 1953'te okuyucusuyla buluşurken Az Şekerli, Tüneldeki Çocuk ve Mahkeme Kapısı adlı eserleri ölümünden sonra yayınlanır. Kısaca diğer eserlerinden de söz edelim ve Havuzbaşı içinde yer alan öykülerini tanıtalım. İlk olarak kitaba ismini veren öyküden. Havuzbaşı'ndan başlayalım mı? Başlayabiliriz Yazarımızın insanlara duyduğu sevgiyi yansıtan bir öykü bu Beyazıt havuzunun kenarındaki kanepelerden birine oturmuş Sizi bekliyorum Yaşını almış bir adamın 20 yaşındaki çocuk kederlerini Sevinçlerini yaşaması ne demektir diye düşünüyorum Belki bir geç kalma hadisesi Belki de bir çeşit hazları, kederleri, çocuklukları uzatma temayülü. Ama bu uzayan yaz, kışın gelmeyeceğine alamet değil. Kış müthiş olacak. Kar yolları kapayacak. Bembeyaz ovada ölülük uzayıp gidecek. Sizi bekliyorum, sizi göreceğim. İçimde bir şey koşacak. Siz görmeden geçeceksiniz. Ben kederle sevinci duyup dalacağım sevdiğim aleme. Dünyayı yeniden kederlerle kuracağım. Sonra çarşılardan çarşılara, insan sesleri arasında her şeyi sizinle kurulmuş bir şehirde dolaşacağım. Herkes geçti, siz geçmediniz. Yüzünüzü göremedim. Bayramım, çocukluk bayramım salıncaksız geçmiş gibi gözüme yaşlı oldu. Soğuktan mı titriyordum yoksa heyecandan, üzüntüden mi bilmem. Havuzun suyu bulanık. Kapının saatleri 12'yi geçmiş kanepelerde kimseler yok. Tramvay ne fena gıcırdadı. Tramvaydaki adam bir tanıdık mıydı acaba? Ne diye öyle dönüp dönüp baktı? Yoksa kimseciklerin oturmadığı bu kanepelerde bu saatte yalnız başıboşlar mı oturur? Kimseler aşık değil mi bu şehirde? Kimseler bir meydanın kanepesinde kimseyi beklemeyecek mi yüzünü bir dakika görmek için kimsenin? Önce yanımdaki kanepeye oturdular biri kadın öteki erkekti. Erkek bana gülümsedi. Halim yok gülmeye. Yoksa tatlı tatlı gülümsemesine karşılık verilmeyecek adam değildi. Bu selam yerine geçen gülümsemeye neden cevap vermedim? Sizi bekliyordum. Hala sizi bekliyordum. Belki de bugün bu saatte buradan çıkmayacaktınız. Yoksa hasta mıydınız? Bir ara bir başkasında saçlarınızı, yürüyüşünüzü seyreder gibi olmuş, siz olmadığınızı görünce yeniden merak etmiş, üzülmüş, sonra belki de benim burada oturduğumu tahmin etmiştir de öteki kapıdan çıkmıştır şüphesine düşmüştüm. Bu şüpheden çabucak caydım. O kadar ehemmiyet verilmeye değer miydim? Ya hastaysanız? <laughs> Murtaza Çavuş'ta karısı Hacer, anlatıcının yanına gelip onunla konuşmak isterler. Anlatıcının aklı sevgilisinde olduğu için onların sordukları basit sorulara bile anında cevap veremez. Örneğin önünde oturdukları caminin adını bile hemen hatırlayamaz. Çok utanır, dikkatini onlara vermeye çalışır. Murtaza Çavuş, Lüleburgaz'dan geldiklerini, karısının İstanbul'u ilk kez gördüğü için sevinçli ve heyecanlı olduğunu söyler ucuza bakır tencere aldıklarını söyleyecek kadar yakın ve içten davranırlar. Anlatıcı sevgiyle izler onları. Heyecanlarına eşlik eder. Ayasofya Camiinden Ali Sofya diye söz edişlerinden de hoşlanır. 50 yaşında adam Ellisine yakın kadın, fıskiyeler, toplar. Onlar benden de çocuk. Seni görememenin sıkıntısı dağılıyor. Seviniyorum. Kadın eğilip beni dinliyor. Taksim'den, öteki camilerden, meydanlardan, boğaz içinden, kız kulesinden söz açıyoruz. Sonunda lakırdılarımız bitiyor. Konuşmuyoruz bir zaman. Ben size bir mısra bulup söylemek istiyorum yağmurlu havalardan, dağ yollarından, katırlardan, çıngıraklardan bahseden mısralar yok mu yeryüzünde? Bu sırada adam kadınına kız kulesini Haydar Paşa'yı Selimiye kışlasını anlatıyor. Bir ara üçümüz de susuyoruz. Mühim şeyler düşünüyor gibiyiz. Hele ben neler düşünmüyorum. Kapıdan çıkıyorsunuz, koşa koşa yanıma geliyorsunuz, kolunuza bile giriyorum. Tam bu sırada adam, kışın donar mı bu, <laughs> ne diyeyim ben şimdi? Üzüntüm yine dağılıyor. Donar diyorum. Donar da çocuklar üstünde kayarlar. Kadına dönüyor adam. Donarmış, çocuklar üstünde kayarmış diyor. Ne dersin sevgilim? Beyazıt havuzu kışın donar mı? Murtaza Çavuş'la karısı Hacer anaya ben donar dedim. <laughs> Havuz başının ikinci öyküsü Kumarbaz Hayri Efendi adını taşıyan Sayit Faik'in farklı bir anlatımı denediği öykülerinden biri. Öykü hem anlatıcı hem Hayri'nin kendisi tarafından döne döne aktarılır. Biraz dikkatli okunması gereken bu öykü Hayri'nin şu sözleriyle başlar. Safranbolulu Halil, al yanaklı, ürkek gözlü, köse bir simitçidir. Akşamları at pazarına bakan altın dişin kahvesinde bom oynarken omuz başımda durur, beni seyrederdi. Bu her gece böyle olurdu. Benim yerim her akşam aynı yere rastlamazsa, o yine benim iskemlemin yanı başına gelmeyi unutmazdı. Bir zaman sonra öylesine ahbab olmuştuk ki konuşmamıza lüzum kalmamıştı. Hayri lise mezunu tıbbiyeden terk, anasının göz bebeği namuslu, evine eli boş gitmeyen bir gençtir. Ayda 60 liraya banka memuru olacak durumdayken boş verip kumarı tercih eder. Kendince gerekçeleri de vardır. Darpane katibinin kızıyla evlenmeyi düşünür. Bir arkadaşı evini sattırıp ilaç işine girmelerini önerir. Zengin olduğunu düşler Hayri. Modada bir ev sahibi olup zengin insanlarla bezik oynayacaktır. Bu nedenle arkadaşının önerisi cazip gelir. Öykü bu kadar. <laughs> <laughs> kesiyoruz desene hiç olmazsa hayrenin düşlerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini anlatalım onu okuyucuya bırakalım 23 öyküden oluşan kitap farklı insan kesitlerini anlatır bize bir ev sahibi adlı öyküsünde hapishaneden yeni çıkmış kendi halinde hayattan fazla bir şey beklemeyen Recai Bey'i buluruz Recai Bey konak yavrusu evinden aldığı 14 lira kira parasını maaşı 60 lirayla birleştirmiş ablasının evinde rahat rahat yaşarken savaşın başlamasıyla düzeni bozulur. Aldığı maaş ve kira geçimlerini eski düzeyinde sürdürmelerine yetmez. Kilerleri boştur. Abla bu sıkıntıya dayanamaz, Recai Bey'i geçim derdimize bir çare bul. Bu böyle giderse ben dayanamayacağım. Kim olursa olsun önüme ilk çıkanla yeniden evleneceğim. Erkek dediğin senin gibi pısırık olmaz. Kardeşimsin. İlk hayalim öldükten sonra seni bırakmadım. Sen de sayende sayeban oldun. Üst baştan geçtim, eskilerle idare ediyorum. Ama boğazımdan geçemem. Biz İstanbulluyuz çocuğum, boğaziçiliyiz. Boğazımıza düşkün oluruz. Ben annemden bile bol süt etmişim. Sen onun için inek sütüyle beslendin. Bu kiler dolmazsa yapamam, ne halin varsa gör diye uyarır. Açıkçası kovar Recai Bey'i. Kira parasını almaya giderken Recai Bey ne yapacağını düşünür, sonunda evin bir odasını kiracılardan istemeye karar verir. Düşüncesini onlara açıklar. İşte durum bu hanımefendi. Bodrum katındaki uşak odasında kalabilirim. Aa, efendim nasıl olur? Bu işe kocam razı olsa ben olmam. Ben olsam kocam razı olmaz. Evin içinde kazık kadar adam. Beni görmezsiniz bile. Kendi evim değil mi? Başka çare göremiyorum. Aa, ne yapalım efendim? Kendinize bir oda bulursunuz. Bu zamanda bir oda kaça tutulur hanım? 40-50 lira verdikten sonra elinizi bile öperler. Siz 8, 9 hatta 10 odada 14 liraya oturun. Ben kalkayım bir odaya 50 lira vereyim. Vallahi benim fikrim bu beyefendi. Bizi evden çıkaramayacağınıza göre. Recai Bey evden nasıl çıktığını bilemez. Yolda karşılaştığı Kirkor efendi durumuna şaşırır, nedenini öğrenmek ister. Recai Bey anlatınca merak etme hallederiz. Sen evini göster bana der. Recai Bey onun bulduğu çareyle kiracılardan kurtulur. Uyguladıkları yöntem ona on bir ay hapis cezası getirse de artık zengin bir adamdır. Öyküyü Recai Bey'in sözleriyle bitirelim. Dava mahkeme, mahkeme dava derken... Sonunda bu hareketimizden ötürü 800 lira tazminatla 11 ay hapse mahkum edildik. Kirkor Efendi babamdan çok iyilik görmüş bir adam. İş bitinceye kadar 1 santim para almadı. Ablam 40 altınla 5-5'i beş bir yerde bozdurmuş. Yüzüğü rehine koymuş. Ama şimdi katları dörder odalı, bir mutfak, bir sofalı, 4 daireli bir apartmana sahibiz. Üst katlardan ikişer bin lira hava parası aldık. Alt katlardan da 9 yüzerden 1800 lira. Ne etti? Kimini 300, kimini 250, kimini 200'e kiraya verdik. Birer seneliğini peşin aldık. Kirkor efendi alacağını aldı. Ayda 960 lira kadar bir para geçiyor elimize. Sen sormadan ben sorayım. Kirkor efendi nasıl bir çare buldu da Recai Bey'in zengin olmasını sağladı? söyleyemem. Havuzbaşı adlı eserin diğer öyküleri, çatışma, iyilik unutulmaz, bir sonbahar akşamı, bayan gülseren hepsini sayacak mıyız? Eserin içindeki öykülerin tamamını veremeyeceğimize göre adlarını sayalım diye düşünmüştüm. Diğer öyküler okuyuculara tatlı bir sürpriz olarak kalsın istersen. E, öyle yapalım. Öykülerinde konuşma dilini ustalıkla kullanan Sayit Faik, insanları sevdiği kadar doğayı da seven bir çevre dostudur hastalığını öğrenmek onun hayata bakışında bir acelecilik yaratır sanki tüm bildiklerini aktaramamaktan korkar gibidir kendi değişiyle haksızlıkların olmadığı insanların hepsinin mesut olduğu hiç olmazsa iş bulduğu doyduğu hırsızlıkların başkalarının haklarına tecavüz edenlerin istismarların olmadığı bir dünya düşler söyleşimizi son kuşlar adlı eserinden bir bölümü aktararak bitirelim dünya değişiyor dostlarım Günün birinde gökyüzünde, güz mevsiminde artık esmer lekeler göremeyeceksiniz. Günün birinde yol kenarlarında toprak anamızın koyu yeşil saçlarını göremeyeceksiniz. Bizim için değil ama çocuklar, sizin için kötü olacak. Biz kuşları ve yeşillikleri çok gördük. Sizin için kötü olacak. Bizden hikayesi. Türk edebiyatına yeni bir soluk ve teknik getiren bir yazarın Sayit Faik Abasıyanık'ın hikayelerini tanıtmaya çalıştık. Bugün bizimle olan ve bu heyecanı paylaşan herkese bizden hikayesi diyoruz. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın.